Evet sabah sporunda ikinci saat filmindeyiz. Gelişmeleri sizlerle paylaştık. Yeni gün anasından şimdi en sıcak detayları manşetleri görme vakti bir kez daha geldi. Turgay Demir de aramıza katıldı. Hoş geldin Turgay abi nasılsın? Günaydın Kidem sen nasılsın? Teşekkür evet. ederim. Keyifler yerinde mi? Ya, pek sayılmaz. Önüne gelen yenildi ya. Ligin Şöyle bir e, skorları ekranlarımıza verelim o zaman. Hafta evet. yorumu yapacaksın herhalde. Beklentilerinin karşılanmadığı bir hafta mı oldu? Bol gol Kesinlikle. var ama hani futbol anlamında neler söyleyebilirsin? Tespitlerin ne oldu bu hafta için? Ya şimdi Galatasaray'ın dinlendiği bir haftada, Alanyaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzon için bir fırsat vardı. Hı hı. E, Alanya o fırsatı kullandı, kendine göre e, kazandı ama Beşiktaş ve Fenerbahçe bence önemli bir ee, şey kaçırdılar. Özellikle Fenerbahçe ve Trabzon puan kaybetmişken Beşiktaş'ın 4'e 4 yapması, seriyi sürdürmesi lig, e, ligin zirvesini işte 23 23 evet 22 haline getirirdi ve çok daha kritik bir nokta olurdu. Yani Fenerbahçe burada Fenerbahçe tarihine ilk değil mi? Kadıköy'de Süslü'ste 3 mağlubiyet geldi. Aynen öyle ve şöyle söyleyeyim. Beşiktaş'la Fenerbahçe kötü oynadılar Yani işin Kötü tarafı o. Yoksa yenilirsin, niye oynarsın. Top direkten döner, girmez. Ne oldu Beşiktaş'ta? Toparlandı diyordu Beşiktaş için. Son 3 maçını da kazandılar Turgay abi. Ya Alanya sonuçta çok iyi takım tabii. Haftanın da maçıydı ama e, bu skorun sadece sebepleri ne olabilir? Birkaç cümleni alayım çünkü ayrıntılarına manşetler üzerinden bakacağız. Bir defa bakacağız. motivasyon var. Yani Alanya Spor bir haftada 2 maç kaybetti. Hı hı. Dolayısıyla onların artık bir çıkış yapması gerekiyor. Aksi halde Kar tanesi kar topu olur çuya dönüşür yani Alanya için terse giderdi evet. sinema orada bir tepki koymaları gibi büyük takım refleksi gösterdiler şansları da yaver gitti Beşiktaş yakaladıklarını atamadı onlar attı dolayısıyla en başta bence onlar daha iyi hazırlanmıştı motivasyon olarak. Onun dışında detaylarını konuşuruz zaten. Peki o zaman şöyle bir e, puan durumu hazırsa onu da verebiliriz. Beşiktaş'ın manşetlerine de gidebiliriz. Puan durumu geldi. Alanya Spor 26 puanı Şöyle ilk beşi değerlendirirsen. Turgay Şimdi ile Alanya'yı 26 hı. saymamız lazım. Oynanmamış maç kazanılmadan biz kayıp puana göre bakarsak. Alanya Spor şu anda Fenerbahçe'nin e, 3 puan önünde. Galatasaray'la kayıp puana göre puan puanı 5 yaşında 4 puan önünde. Evet. 19-26 ama kayıp puana göre bakıyorum. Burada e, önemli olan şu. Bu manzaradan şampiyon çıkmaz. Yani vay efendim lig bitti diye Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin ya da Galatasaray'ın karalar bağlamasına gerek yok. Çok erken. Ligin ikinci yarısında bu köprünün altından çok sular akar. Önemli olan takımların gidişatı. Takımsal Hı -hı. gidişat. Yani sağdaki oyuna bakacaksın. Beşiktaş ...Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa başındaki oyunlarından aşağıdaydı. Fenerbahçe sahadaki oyunlarında hı hı. aynı kötülüğü devam ettirdi. sahada bu sezon hiç iyi bir Fenerbahçe izlemedik. Dolayısıyla işin bu tarafına baktığında moral bozan tarafı futbol sever açısından bu. Yoksa puantajda e, kopma hı hı. yok. Her şey çok daha e, uzun vadede konuşulması gereken 40 haftalık maratonda. İlk yarının bitmesi 9 hafta var, 8 hafta var. Tabii yorum için şu anda dediğim erken. gibi bana göre derken de Alanya Spor liderliğini sürdürüyor. Hani Beşiktaş karşısında tabii e, bu skor bekleniyordu belki. Saygın Hoca da söyledi. İyi takım, yani yenebilirler evet. bizi vesaire. Alanya Spor'la bence biraz konuşmak gerekiyor. Belki daha da fazla süre vererek tabii sizlerle konuşmak Şimdi da Alanya gerekiyor. Sporun, Çıkışlarını sürdürüyorlar çünkü. Alanya Spor'un burada önemli yaptığı işi, en önemli olay şu. İki tane mağlubiyetin ardından... Beşiktaş gibi bir rakiple oynarken normalde üçüncü mağlubiyeti alır ve tepe taklak gidersin. Ligin başında lider olduklarında 12. haftada orada kalabileceklerini kimse düşünmüyordu. Hı hı. Ama bugün oradalar. Demek ki e, yönetimi, teknik adamı, oyuncu kadrosu bir hedef yapmışlar. Adını koymasalar bile. Bu açıdan önemli. Bakıstas gibi iyi bir oyuncuları var. Çağdaş Atan gibi bana göre kendini kanıtlamak için... Rakipleri iyi analiz eden. Hı hı. Beş yaşı da analiz etmiş. Genç bir teknik adam var. Dolayısıyla iyi gidiyorlar ama belli bir yerden sonra baskı artınca ligin ikinci yarısında hı hı. o zaman camia gücü de gerekir. İşte O noktada Başakşehir yı yıllarca orada kaybetti mesela. En son şampiyon oldu. Alanya Spor'da o noktada sıkıntı yaşayacaktır. Sonucunda bu iş yine üç büyüklere kalır gibi görünüyor. Peki o zaman detaylara geçelim Turgay abi. Beşiktaş'ın sayfalarını, manşetlerini ekranımıza getirelim. Öncelikle gazete sayfaları üzerinden bir analiz edelim maçı. Ee, rakamlara da bakacağız, istatistik bilgilerle. Sabah gazetesinin 17. sayfasıyla hemen başlayalım. Son 3 maçını kazanmıştı. Beşiktaş, Alanya'ya mağlup oldular. Sevgili izleyenler 2-1'lik skorla maçın ardından Sergen Yalçın sert açıklamalarda bulundu. Buradan başlayalım istersen, sonrasında oyuna geçeceğiz. Hakemler tam bir felaket dedi Sergen Yalçın ve şöyle söylüyor Turgay abi var sisteminin kime çalıştığı belli değil. E, varın başında oturanların eline kalmış dedi Türk futbolu. Biz sadece rakiplerle oynamıyoruz hani başka etkenlerle de uğraşıyoruz. Sürekli bizim maçlarda var devreye giriyor sürekli penaltı çalıyorlar içeride bu şartlarda mücadele edeceğiz biz onu düşünüyoruz diyor. İstersen bu sözlerini biraz e, konuşalım rakiplerle oynamıyoruz başka etkenlerle de uğraşıyoruz derken. Ne demek istedi? Böyle olacaksa var olmasın diyor. Şimdi var sistemi bana göre futbolun icadından bugüne futbola müdahil olan en güzel sistem. Adaleti getiren bir sistem. Biz doğru kullanıyor muyuz? Hayır. Sergen Hoca'nın ne demek istediğini ayrıca söyleyeceğim ama bir defa var sistemi bu işin içinde olması hı hı. lazım. Aksi halde art niyetli hakemler dünyanın kaderini belirler. <laughs> Aksi halde Maradona'nın elle attığı golü 50 sene konuşuruz. Dolayısıyla var, olmalı. Şimdi Sergen Hoca'nın dediği iki nokta var. Bir, diyor ki böyle penaltı hı hı. olmaz. Futbolun ruhuna bakarsan böyle penaltı olmaz. Doğru. Pozisyon yok. O elle oynamanın rakibe giden bir topu engellemesi yok. Yani alakasız pozisyonla penaltı. Ama kural olarak penaltı. Kural olarak penaltı. Hı hı. Senin oyuncunun eli açık. Top da eline geliyor. Dikkat edin penaltı patlaması var bu sene. Herkes penaltı atıyor. Herkes penaltı karşılıyor. Niye? Ceza sahasında topla elin buluşma artık penaltı. İstisnaları var tabii ki. Buna dikkat edeceksin. Eline koluna. Ha penguen gibi mi oynayacak futbolcular? Bak işin ruhuna aykırı diyorum. Ya, o, da, o da zaten. Hoca da dedi ki futbol doğallıktan çıkmaya başladı biraz tamam, diyor. Ama doğal futbolu doğallıktan çıkaran hakemlerdi zaten. Yani ligin kaderini etkileyen. Bizde şimdi sıkıntı şu, bizde, Çiğdem Ceylan bizde, vardaki hı hı. adamlar bu sistemi baltalamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ya böyle olacaksa var, kaldırılsın dedi. İşte hocaları Sergen bu acaba. noktaya getirmek için uğraşıyorlar. Şu anda Sergen Yalçın, vardaki, hı hı. vardan rahatsız olan, futbol bizim elimizde kalsın diyen hakemlerin ekmeğine yağ sürüyor. Belli hakemler, bu sistem kalksın, bizim hiç abamız kalmadı, hı. hiçbir esprimiz kalmadı noktasındalar. Dolayısıyla Sergen Yalçın'ı bu noktaya getirmişler. Yarın atıyorum Şenol Güneş bu noktaya gelir. Fatih Terim bu noktaya gelirse belki de kalkar çünkü var uygulanması zorunlu olan bir uygulama değil. Kaldırabilirsin. Biz sadece rakiplerle oynamıyoruz. Başka etkenlerle de uğraşıyoruz. Hakemlerle ilgili sert eleştiriler yaptı ee, Sergen Yalçın. Oyunu biraz konuşalım istersen.